Ben buna daha önce de değindim ama dikkate alınmıyor, ama olsun, ben gene değineceğim. Çünkü ya bir gün inşallah dikkate alınacak. Mesela biz halı gibi zeminde hemen hemen antrenman yapıyoruz. Gidiyoruz Alsancak Stadı'na, halı gibi zemin, stadyum gibi stadyum, taraftarımız muhteşem. Böyle bir ambiyansta oynuyoruz, rakiplerimiz de öyle. Biz şimdi gidiyoruz suni çimlerde oynuyoruz. Ya suni çimler Benelux ülkelerinde var. Niye? İklim sıkıntısı var. O yüzden de zaman zaman suni çimlere izin veriyorlar orada. Şimdi bizim iklimimiz Allah'a şükür güzel. Yani şimdi baktığın zaman profesyonel liglerde böyle suni çimlerde oynamak bence çok gereksiz. Yani bu konuda federasyon bir adım atmasını bekliyoruz, rica ediyoruz. Çünkü bugün 3 tane sakat verdik bu maçta. Bir tane işte Erdem çok iyi oynuyordu. Süper Lig'e aday bir oyuncumuzdu. Eyüp'ten kiralık aldık. Harika işler çıkarıyordu. Çapraz bağları koptu. Ameliyat olacak şimdi. Yani sadece suni çimden mi diyebilirsiniz, ama bu suni çimlerin etkili. Fatih santrforumuz çok formdaydı. Sakatlandı, bileğinden bileğe döndü suni çimde. Şimdi o da hafta sonuna yetişir mi yetişmez mi? Baktığınız zaman Ferdi, sol bek Ferdi'miz, gencecik oyuncumuz, kendine bakan oyuncumuz, sürekli oynayan oyuncumuz. Arka adalesi sakatlandı. Niye? Anlık işte hamlelerden dolayı. Adım atsın federasyon. Yani suni çime asla izin vermesin. Bunu yapmak çok zor değil. Yani bir tane futbolcu eksik transfer edilir, bu yapılabilir. O yüzden buradan da çağrımı yineliyorum. Rakibimiz tabii düşme hattında. Bütün rakiplerimiz de o düşme hattında oynuyorlar. Bizim grup özellikle çok sıkıntılı. Playoff'la düşme hat arasında 4 puan var yani. Bir maç kazandın mı playoff oynuyor takımlar. Bir maç kaybettin mi düşme hattına oynuyor. Hacettepe'de geçen hafta içeride yara aldı. Şimdi daha dikkatli oynayacaklardır, ama biz her şey hazırlıklıyız. Şimdi Cenk Ahmet sakattı. Yeni dönüyor ama daha hazır değil. Şeref sakatlandı. Fatih sakatlandı. Ferdi sakatlandı. Erdem sakatlandı. Yasin Ozan zaten, yani takımın yarısı yok şu anda baktığın zaman. Ama bir oyun anlayışını inşa ettik. Oyuncularımız da buna gayet sağ olsunlar, irade gösteriyorlar. Giren çıkan oyuncular o sisteme ayak uydurdular. Dediğim gibi biraz geç oldu ama güzel oldu. Şimdi onun meyvelerini topluyoruz, ekmeğini yiyoruz tabiri caizse. Pazar günde taraftarımız tabii ki mutlaka gelecektir. Gene o ambiyansı yaşatacaktır bize. Pazar günde çok güzel bir galibiyetle gelecek sonuçları bekleyeceğiz. Biz hala vazgeçmedik. Birincilikten de, ikincilikten de vazgeçmedik. Biz 6 puanı yapıp sonuçları bekleyeceğiz. O yüzden de oyuncularıma tekrar teşekkür ediyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Gene İstanbul'da da bizi yalnız bırakmadılar. O coşkuyu hep beraber yaşadık. Bu camiaya, bu taraftara, bu takıma, Karşıyaka Spor Kulübü'ne bu ligler, gerçek söylemek gerekirse, yakışmıyor. Biz de bunun peşindeyiz. Bir an önce üst liglere atmamız lazım kendimizi.